Bugün modern teknolojinin öncülerinden birinin, yaratıcılığın ve vizyonun sembolü olan bir ismin hayatına bakacağız. Steve Jobs. Onun hikayesi sadece bir iş adamının değil, aynı zamanda bir dahi ve yenilikçinin hikayesi. Bilgisayarların, telefonların ve dijital dünyanın bugünkü halini şekillendiren isimlerden birisi. Peki bunu nasıl başardı? Steve Jobs, 24 Şubat 1955 tarihinde Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde dünyaya geldi. Genç yaşlarda teknolojiye ve mühendisliğe olan büyük ilgisiyle dikkat çekti. Babasının bir makinist olması, ona küçük yaşlardan itibaren teknoloji ve mekanik konular hakkında ilham verici deneyimler sağladı. Üniversiteye gitmeyi tercih etmeyen Jobs, farklı deneyimler yaşamak amacıyla Hindistan'a seyahat etti. Bu süreç, onun kişisel ve zihinsel gelişimine büyük katkı sağladı. 1976 yılında Jobs ve arkadaşı Steve Wozniak evlerinin garajında Apple Computer'ı kurdu. İlk ürünleri olan Apple 1, sınırlı bir kaynakla geliştirmiş olmasına rağmen teknoloji dünyasına iyi bir başlangıç yaptı. Ancak gerçek çıkışlarını Apple 2 ile yakaladılar. Bu dönemde sadece teknoloji değil, aynı zamanda tasarım ve kullanıcı deneyiminin de önemini vurgulayan Jobs, teknoloji ve estetik harmanını benzersiz bir şekilde sunmaya başladı. 1980'lerin sonlarına doğru Apple'daki yönetim anlaşmazlıkları ve farklı vizyonlar nedeniyle Jobs şirketten ayrıldı. Bu dönemde Next Computer'ı kurarak yeni bir başlangıç yapmaya karar verdi. Next iş istasyonları o dönemde öncü olan teknolojileri içeriyor olsa da ticari anlamda beklenen başarıyı yakalayamadı. Aynı dönemde animasyon dünyasına da adım atan Jobs, Pixar Animation Studios'u satın aldı. Bu dönem hem zorluklarla dolu bir süreçti hem de onun vizyonunu şekillendiren bir dönüm noktasıydı. 1996 yılında Apple, Next'i satın alarak Steve Jobs'ı tekrar şirkete kazandırdı. iPod, dijital müziğin popülerleşmesine öncülük etti. iPhone, akıllı telefonlar dünyasını yeniden tanımladı. iPad, tablet bilgisayarların standartlarını belirledi. Bu ürünler, hem teknolojik yenilikleri hem de kullanıcı dostu deneyimi bir araya getirerek milyonlarca insanın yaşamını değiştirdi. Steve Jobs'ın liderliği ve vizyonu, Apple'ı sadece bir teknoloji şirketi olmanın ötesine taşıdı. Onun estetik anlayışı ve sade tasarım felsefesi, Apple ürünlerini rakiplerinden ayıran temel özelliklerden biri oldu. Ancak her büyük hikaye gibi Steve Jobs'ın hikayesi de bir gün sona erdi. 2011 yılında pankreas kanseri nedeniyle 56 yaşında hayatını kaybetti. Ancak onun mirası hala güçlü bir şekilde yaşıyor. Jobs'ın liderlik anlayışı, yaratıcılığı ve inovasyon tutkusu sadece teknoloji dünyasında değil, aynı zamanda iş dünyasının genelinde ve hatta günlük yaşamımızda hala etkisini sürdürüyor. Onun ilham verici hikayesi, gelecek nesillere yaratıcılığın, kararlılığın ve inovasyonun gücünü hatırlatmaya devam ediyor.